Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz memelilerde sindirim sistemine geçtik bundan önce ne işlemiştik vitaminlerden ve kimyasal ve mekanik pardon hücre içi ve hücre dışı sindirimden bahsetmiştik şimdi memelilerde sindirim sistemi hangi bölümlerden oluşuyor İnsanlar üzerinden anlatacağız tabi bize e, ÖSM'nin sorduğu ve bizim de yine okullarda anlattığımız insanlardaki sistemlerdir dolayısıyla insanlar üzerinden gideceğiz sonlarında böyle birazcık hani diğer canlılardan da bahsedeceğim Arkadaşlar, memelilerde sindirim sistemine baktığımız zaman ee, işte ağız, daha sonra yemek borusu, işte pardon, ağız, yutak, yemek borusu, sonrasında mide, ince bağırsak, kalın bağırsak kısımlarından oluşur ve anüste de dışarıya açılır. Bakın burada şematik bir e, çizim var. Şematik çizime baktığımız zaman ağız, özofagus dediğimiz yemek borusu daha sonra mide, mideden sonra ince bağırsak gelir, ince bağırsaktan sonra kalın bağırsak, rektum ve anüsle dışarı atılır. Geriye kalanlar ise yani tükürük bezleri, safra kesesi, karaciğer ve pankreas ise sindirime yardımcı olan organlardır. Bunlardan da ayrıca bahsedeceğiz. Ayrıca yine sindirim organlarından da bahsedeceğiz. Arkadaşlar. E Sindirim kanallarında bazı bölgelerde sphikter denilen halkasal kaslar bulunur. Halkasal kas yapısında kapakçıklar bulunur daha doğrusu. Bu kapakçıklar ne yapıyor? Maddelerin bölümler arasındaki geçişini dengeliyor. Yani geçişini düzenliyor, sağlıyor. Mesela midenin üst tarafında ve midenin alt tarafında bir kapak bulunur. Bu kapaklar işte mideye gelen yemeklerin geriye çıkışını engeller. İnce bağırsağa giren yemeklerin de yani işte... Ee besinlerinde tekrardan mideye çıkmasını engeller. Hatta bu kapaklarda sıkıntı olduğu zaman hani zarar gördüğü zaman bazı hastalıklar da ortaya çıkıyor. Şimdi biz ilk önce ağız, yutak ve yemek borusundan bahsedelim. Arkadaşlar yeme zaten ilk önce ağızda başlıyor. Bunu biliyoruz. Ağızda bulunan tükrük bezleri sayesinde e, sinirsel olarak bu tükrük bezleri uyarılıyor. Daha sonra tükrük bezlerinden tükrük salgısı ağıza gönderiliyor. Peki bu tükrük salgısını uyaranlar nelerdir? Mesela biz yemeği gördüğümüz zaman hani bir canımız istedi diyoruz ya yemeği gördüğünüz zaman o görme duysunun verdiği hisle sinirsel olarak ne yapıyor? Yine tükrük bezlerimizden tükrük salgılanıyor. Daha sonra yemeği ağzımıza tattığımız zaman o tadının yine aynı şekilde tükrük bezlerini uyarmasıyla hemen tükrük salgılanıyor. Yine hormonal olarak da mesela midemizde bulunan gastrin hormonu üretilen gastrin hormonu kan'a karışarak tekrar mideyi uyararak bu sefer de mideden hidroklorik asit salgılanmasını sağlıyor. Bu şekilde bizler sinirsel olarak, hormonal olarak ya da görüntü yoluyla bu şekilde uyarılarak ne yapıyoruz? E, tükrük salgısının ve midedeki hidroklorik asit salgısının başlatmış oluyoruz ve sindirme kendimizi hazırlıyoruz. Yemeği ağzımıza aldığımız anda dişler devreye giriyor tabii ki. Dişlerimizde ne yapıyor? Kesiyor, parçalıyor, eziyor arkadaşlar. Bu sayede yüzey alanını genişletiyor. Yüzey alanını genişlemesi çok çok önemlidir. Ve biz ağzımızda ne kadar çiğnersek o kadar yüzey alanı genişler. Dolayısıyla sindirim kolaylaşır. Ama lokmaları bütün bütün yuttuğumuz zaman veya çok az çiğnediğimiz zaman sindirim zorlaşıyor. O yüzden böyle midenizde hani bir şişkinlik hissedersiniz, bir ağrı hissedersiniz. Lokmaları bütün bütün yuttuğumuz zaman. Hani size söylüyorum ama ben de genelde böyle alışkanlıktan herhalde. Ben de az çiğniyorum. Ama yediğiniz lokmaya bağlı olarak bir 10 kere 15 kere çiğnemek bence daha kolaydır. Hani e, sindirimi kolaylaştırır. Bir yerde okumuştum bir besini en az 40 kere falan mı ne çiğnemen gerekiyor diyordu. Bir kere denedim dedim ki sayacağım kaç kere çiğnediğimi. 40 kere çiğnedim ben onu 40 kere çiğneyene kadar zaten ufak ufak gidiyor ya böyle ağzımdaki besin bitti yani. <laughs> hani 40 kere çiğnemek çok zor ama bir 10-15 kere çiğnemek e, bizim için daha fayda olacaktır sindirim için. Daha sonra arkadaşlar tükürük salgısı sayesinde bakın dişlerimiz ne yapıyor? Mekanik sindirim yapıyor. Tükürükte bulunan amilaz enzimi ise bu sefer kimyasal sindirme başlatıyor ve nişastayı ve glikojeni ne yapıyor? Küçük polisakkaritlere ve maltoza parçalıyor. E, amilaz enzimi hem nişasta etki eder hem de glikojene etki eder arkadaşlar. Ama daha çok sorularda nişasta olarak sorulur. Glikojen olarak çok fazla karşınıza çıkmaz. Daha sonra... Bu tükürüğün içerisinde bulunan mukus dediğimiz bir yapı vardır arkadaşlar. Bu yapı hem besinlerin daha kolay lokma haline getirilmesini sağlıyor. Hem sindirimli kolaylaştırıyor hem de yuttuğumuz zaman yemek borusundan kaygan bir şekilde hani kaygan olmasını sağlayarak kolay bir şekilde mideye gitmesini sağlıyor arkadaşlar. Bu şekilde de bizim e, mukus yani tükrüklerimiz bu şekilde etki ediyor. Dile geldiğimiz zaman peki dil nasıl bir içerik hani nasıl yardımcı oluyor? Dil arkadaşlar işte e, besinleri lokma haline getirmemizi kolaylaştırıyor. Aynı şekilde yutma sırasında da işte ileriye doğru hani geriye doğru daha doğrusu söyleyeyim ileri değil de besinleri yutağa doğru itmemizi sağlar. Yutağa geldiğimiz zaman yuta, yutak farinx olarak da söylenebilir. Arkadaşlar yutak iki yöne ayrılıyor. Bunlar yemek borusu ve nefes borusudur. Nefes borusu trake olarak da geçebilir. Karşınıza çıkabilir. Yemek borusu yani özofagus. Bu mideye bağlanıyor. Trake de akciğerlere bağlanıyor. Şimdi İkisi aynı yere yutağa açıldığı için yediğimiz besinleri yutarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle yutkunduğumuzda epiglottis dediğimiz bir kapak var. Epiglottis kıkırdak bir kapaktır bu. Arkadaşlar ee, nefes borusunu bu kapak kapatarak glottis dediğimiz bir açıklık vardır. Burayı kapatarak yediğimiz besinleri yutma sırasında nefes borusuna kaçmasını gitmesini engelliyor. Eğer ki biz yutma sırasında veya yemek yeme sırasında ağızdan nefes alırsak sonuçta ne yapacak? O epiglottis açılacak. Daha sonra gülersek, güldüğümüz zaman da mecburen ağızdan nefes almak zorundayız. Konuşursak arkadaşlar ne olacak? Epiglottis açılacak. Dolayısıyla ağzımızdaki besin... E, nefes borusuna kaçabilecek Bu da çok çok tehlikeli bir durumdur O yüzden dikkatli olmamız Özellikle çocuklarda çok çok dikkatli olunması Gereken bir şeydir e, Solunum yolunun üst bölgesinde bundan Bir larynx dediğimiz bir kısım var Arkadaşlar larynx hareket ederek Ne yapıyor Yutma refleksini kolaylaştırıyor Arkadaşlar e, Yutma refleksi ile birlikte lokmayı yemek borusunun girişine yönlendiriyor. Bu larynx dediğimiz yapı. Şimdi yemek borusuna geldiğimizde yemek borusunun hem çizgili hem de düz kasları vardır arkadaşlar. Bu kaslar işte peristaltik hareket dediğimiz hareketi yaparak lokmayı mideye doğru itiyor. Yemek borusunda sindirim olayı yoktur. Unutmayın yemek borusu yutak sadece iletimde görevlidir. Sindirim buralarda gerçekleşmez. Vücudumuzda sindirim olan 3 yer vardır. Ağız, mide, ince bağırsak. Geriye kalan hiçbir yerde sindirim olayı yoktur arkadaşlar. Bakın burada peristaltik hareketi gösteriyoruz. Mesela şuraya baktığınızda Mesela besin parçacığı şu yeşil olanı düşünüyorsunuz. Yeşil olan besin lokmasıdır. Yukarıdayken ne yapıyor bakın epiglottis yukarıda yani kapatmamış. Yutkunma sırasında ne yapıyor arkadaşlar? Epiglottis burayı bakın şuradaki aslında epiglottis dediğimiz nedir biliyor musunuz? Bizim küçük dil dediğimiz var ya şu ağzınızı açtığınız zaman arkada böyle küçük bir şey sallanır. Biz ona küçük dil diyoruz. Epiglottis odur. Siz yutma sırasında, biz yuttuğumuz zaman ne yapıyor? Epiglottis geliyor, hemen bakın şurayı tıkıyor, bakın şurayı hemen kapattı, yemeğin nefes borusuna gitmesini engelledi arkadaşlar. Bu arada nefes borusu. Ön tarafta yemek borusu arka taraftadır. Dolayısıyla bakın burada ön tarafta trake vardır. Bu trakenin ucunu kapatarak trakiye yemeğin besinin gitmesini engellemiş oldu. Besin nereden gidiyor? Bakın arkadan yemek borusundan gidiyor arkadaşlar. Daha sonra burada da dalgalanma hareketi olarak da söyleyebiliriz aslında. Peristaltik hareket gerçekleşir yemek borusunda. Bir kısım kaslar gevşerken bir kısım kaslar kasılır. Böylece arkadaşlar kasılıp gevşeme sayesinde de ne olur? Yemekler mideye kadar gönderilir. Peristaltik hareket dediğimiz hareket budur. Bu hareket mesela solucan gibi ee, yumuşakçalarda da, yumuşakça demeyeyim de aslında yanlış söylemiş olurum özür dilerim. Solucanlarda da görülebiliyor. Mesela toprak solucanı. Toprak solucanı hareket ederken vücudunun kaslarının bazılarını kasıp bazılarını gevşiyor. O şekilde hareket ediyor arkadaşlar. O da yine bir peristaltik harekettir. Gelelim mideye. Şimdi midede sindirimin gerçekleştiği ikinci yer. Midede arkadaşlar mide öz suyu dediğimiz bir Sindirim sıvısı salgılanacak. Bu sindirim sıvısı sayesinde de içerisinde bulunan besinler sindirilecek. Peki, mide ne kadar besin alabilir? Arkadaşlar mide yaklaşık 2 litre besin ya da sıvı barındırabilir. Besinleri kısaca Kısa bir süre depolar, daha sonra proteinlerin sindirimine başlatıyor, sonrasında da zaten nereye gönderiyor, İnce bağırsağı gönderiyor. Peki, bu 2 litre besin artabilir mi? Artabilir. Bizler çok yemek yediğimiz zaman şimdi midenin duvarında bulunan epitel hücreleri sürekli yenileniyor. Çok yemek yediğiniz zamanlarda arkadaşlar mide genişleyebiliyor. Çünkü hani epitel hücreleri sürekli yenilendiği için bu epitel hücreleri kendisini çoğaltıp mideyi genişletebilir. Dolayısıyla mideniz genişleyip arkadaşlar daha fazla besin depolayabilme özelliğine sahip olabilir. Bu da sizin doyma hissinizi azaltır yani daha geç doyarsınız. Dolayısıyla kilo alma durumu e, ortaya çıkar. Hatta mide ameliyatları yapıyorlar. Mide ameliyatlarında mide küçültme, mideye kelepçe takma falan. Tabii bunlar çok zararlıdır bence. Çünkü hani gerek yoktur bu şekilde. Sağlıklı bir şekilde diyet yaptığınız zaman mideyi çok rahat küçültebilirsiniz. Özellikle zaten Ramazan geliyor. Ramazanda da eee midenin rahatlaması için en güzel zaman bence Ramazan ayıdır. Eee 16 saat 17 saat gibi bir zaman diliminde biz aç kalıyoruz. Hani vücudum, midemize hiçbir şekilde besin gitmiyor. Mide gayet güzel bir şekilde dinleniyor. Epitel hücreleri yenilendiği zaman da e, midenin hem küçülmesini sağlıyor. Hem de arkadaşlar e, sürekli bir şeyler yemediğimiz için daha iyi bir şekilde dinlenmesini sağlıyor. Yani gerçekten vücudumuz için çok sağlıklı bir durumdur. Oruç tutma durumu. Hatta aralıklı oruç diye bir diyet çıktı biliyorsunuz. Aralıklı oruçta da sadece 16 saat boyunca, 16 saat mi 15 saat mi bilmiyorum kişiye göre değişebiliyor sanırım. E, sadece sıvı besinler tüketebiliyoruz. Yani sıvı besin derken su, çay gibi sıvıları tüketebiliyorsunuz. Diğer türlü besinlerden uzak kalıyorsunuz 16 saat boyunca. Biz oruçta mesela o sıvıyı da almıyoruz. Bence e, Ramazan bizim midemizin dinlenmesi için en güzel zamandır diyebiliriz. Şimdi... Yemeğimizi yedik. Ağızdan mideye geldi. Midede arkadaşlar sindirim sıvısıyla bir karışım oluşturdu. Biz bu karışıma kimus diyoruz. Peki midede kimyasal sindirim ve fiziksel sindirim nasıl oluyor? Arkadaşlar midenin öz suyunun iki tane kimyasal elemanı vardır. Nedir bunlar? Biri hidroklorik asittir, biri de pepsin enzimidir veya proteaz enzimidir. Arkadaşlar hidroklorik asit besinlerin fiziksel sindirimini yapar. Şimdi çok güçlü bir asit olduğu için içerisine giren besinleri fiziksel olarak parçalıyor, yani küçük küçük parçalara ayırabiliyor. Daha sonra hidroklorik asitin bir diğer görevi de e, Midenin içerisinde bulunan enzim bu pepsin enzimi salgılandığı zaman pepsinojen şeklinde salgılanır ve hidroklorik asit bu pepsinojeni neye dönüştürür? Pepsine dönüştürür. Böylece pepsin arkadaşlar proteinleri kopararak böyle peptit bağlarını kopararak daha küçük peptitlere parçalıyor. Midede amino asit oluşmaz unutmayın. Midede amino asit oluşmaz. Sadece proteaz yani pepsin enzimi daha küçük peptitlere parçalıyor direk olarak amino asit oluşumu görülmez arkadaşlar. Eee amino asit oluşumu görüldüğü tek yer neresidir? İnce bağırsaktır. Zaten amino asit oluşumu, glikoz oluşumu, yağ asidi gliserol oluşumu sadece ince bağırsakta vardır. Ağızda ve midede bunların oluşumu yoktur. Midede arkadaşlar fiziksel ortamına, kimyasal ortamına baktığımız zaman şimdi hidroklorik asit güçlü bir asit diyoruz, değil mi? E pepsin enzimi de protein parçalayan enzim bizim midemizin hücreleri de sonuçta proteinden oluşuyor. Bunlar nasıl etki etmiyor? Yani mide kendisini nasıl koruyor? Şimdi bunlara bakalım. Arkadaşlar midenin kendisini korumak için oluşturduğu adaptasyonlara bakacağız. Nedir bu adaptasyonlar? Şimdi mide öz suyu bir kere mideye dökülene kadar inaktiftir. İçeriğinde bulunanlar inaktiftir arkadaşlar. Parietal hücreler dediğimiz hücreler vardır midede. Hidroklorik asiti yapan Hidrojen ve klor iyonlarını salgılıyor arkadaşlar. Bu hücreler ne yapıyor? ATP ile çalışan bir pompayla arkadaşlar hidrojen iyonlarını mide boşluğuna pompalıyor. Hidrojen iyonları daha sonra işte parietal hücrelerin özgün zarları vardır. Buradaki kanallardan süzülen klor iyonları ile birleşiyor. Midenin içerisinde hidroklorik asit oluyor. Yani hidroklorik asit direkt hücrede üretilip gönderilmiyor. Zaten direkt orada üretilse hücreye zarar verir. Midenin içerisinde hidrojenle klor birleşiyor. Şef hücreleri vardır. Şef hücreleri de Mide boşluğuna inaktif durumda olan pepsinojeni salgılıyor arkadaşlar. Eğer pepsin olarak üretseydi sonuçta şef hücresi proteinlerden oluşuyor değil mi? Hücrenin içerisinde çok fazla protein var. E bu proteinler de parçalanırdı pepsinojen sonuçta. Pepsin gidip de ayırt etmeyecek hangisi protein, hangi proteini parçalayayım, hangisini parçalamayayım diye bir ayırt etme durumu yoktur. Dolayısıyla inaktif durumda salgılayarak ne yapıyor? Kendisini korumuş oluyor. Daha sonra arkadaşlar hidroklorik asit ne yapıyor? Mideye girdiği zaman pepsinojenin küçük bir kısmını kesiyor. Aktif merkezini açığa çıkarıyor ve pepsini oluşturuyor. Bu şekilde pepsin oluşumu gerçekleşiyor. Bir süre sonra artık bunu hidroklorik asit yapmıyor da arkadaşlar pepsin enzimi yapmaya başlıyor. Yani pepsin enzimi de pepsinojeni tekrardan pepsine dönüştürebiliyor. Ee, diğer bir... Adaptasyona baktığımızda midenin iç duvarında bulunan mukus hücreleri arkadaşlar yine mukus üretiyor. Bunlar sayesinde de midenin sindirilmesi engellenmiş oluyor. Yine üç bir bölünen epitel hücreleri vardır. Bu epitel hücreleri arkadaşlar zarar gören hücreleri yeniliyor, yenileniyor ve böylece yine midemiz korunmuş oluyor. İşte dediğim gibi Ramazan ayı aslında bu epitel hücrelerinin yenilenmesi için çok güzel bir zaman dilimidir. O yüzden söyledim. Yine gastrin hormon dediğimiz bir hormon vardır. Bu gastrin hormonunun düzenleyici etkisi de mideyi koruyor. Gastrin hormonu sadece yemek yenildiği zaman salgılanır ve arkadaşlar ve işte yemeği gördüğünüz zaman, yemeği yediğiniz zaman, kokusunu aldığımız zaman salgılanıyor ve Gidip işte tekrardan kan dolaşımını dolaşı, tekrar mide uyararak hidroklorik asit salgılanmasını sağlar. Böylece düzenler aslında midenin çalışmasını bu şekilde arkadaşlar bizim midemiz korunmuş olur. Şimdi yemeği yedik, midenin içeriği 2-6 saat içerisinde yediğiniz yemeğe bağlıdır bu. 2 saat içinde de inebilir, 6 saat içinde de inebilir. Eğer proteince zengin bir besine beslendiyseniz hani bu 4 saat, 6 saat kadar sürebilir ama daha böyle hafif şeyler yediyseniz arkadaşlar 2 saat içerisinde ince bağırsağa geçebilir. İnce bağırsağa geçiriliyor. Mideden ince bağırsağa geçtiği zaman ince bağırsaktan enterogastrin hormonu salgılanıyor. Bu hormonda arkadaşlar ne yapıyor? Mideyi durduruyor. Midenin artık içi boş çalışmıyor. Tabi biz sürekli bir şeyler göndermiyorsak. Evet bu şekilde midenin iç yüzeyini de isterseniz göstereyim. Bakın şurada şef hücrelerinden bahsedelim. Şimdi midenin iç yüzeyini şu şekilde gördük. Şöyle arkadaşlar yollar vardır. Burada şef hücreleri vardır. Bu hücrelerden şu kanallardan ne yapıyor? Zaten hidroklorik asit işte pepsinojen enzimi geliyor. Daha yakından baktığımız zaman bakın şu pembe olanlar şef hücreleridir. Pembe olan şef hücreleri ne yapıyor? Pepsinojeni inaktif olarak gönderiyor. Daha sonra şurada da parietal hücreler vardır. Bunlar da klor ve hidrojeni ayrı ayrı gönderir. Hidrojen ve klor midenin içerisinde birleşir. Birleştikten sonra bu hidroklorik asit ne yapar? Pepsinojeni pepsine dönüştürür ve artık aktif hale gelir. Bu şekilde bir üretim söz konusudur. Midenin kendini koruması için parietal hücrelerin hidroklorik asit şef hücrelerinde pepsinojen ürettiğini unutmayın. Şef hücreleriyle ilgili çıkmış sorumuz vardır arkadaşlar. ÖABT'de soruldu. Gelelim şimdi ince bağırsağa. İnce bağırsağa baktığımız zaman arkadaşlar besinlerin sindiriminin büyük oranda gerçekleştiği yer ince bağırsaktır. Şimdi bakın karbonhidratlardan bahsettik, proteinden bahsettik, hiç yağlardan bahsetmedik değil mi? Yağların sindiriminin başladığı yer ince bağırsaktır. Karbonhidratların sindirimi nerede başlar? Ağızda başlar, ince bağırsakta biter. Proteinleri sindirimi midede başlar, ince bağırsakta biter. Yağların sindirimi de ince bağırsakta başlar, ince bağırsakta biter. Zaten besinlerin kimyasal sindiriminde yine bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi insanlarda yaklaşık olarak uzunluğu arkadaşlar 6 metrenin üzerindedir. Yani 7-8 metreye kadar olabiliyor tabii ki. İnce bağırsak sindirim kanalının en uzun bölümüdür arkadaşlar. İlk 25 santimlik bölümü hani küçük bir bölüm ama Sindirimin en fazla gerçekleştiği yerdir burası. Duyadolum yani diğer bir ismiyle 12 parmak bağırsağıdır arkadaşlar. Burada sindirim olayının en fazla gerçekleştiği yerdir burası. Jejenum dediğimiz boş bağırsak vardır. Bir de ileum dediğimiz kıvrımlı bağırsak vardır. Burada da sindirim devam ediyor ama en yüksek gerçekleşen yer neresiymiş? 12 parmak bağırsağıymış. Şimdi mideden şey geldi. Eee Sindirilen besinler geldi arkadaşlar, mideden nereye geldi? Ince bağırsağa. İnce bağırsağa geldikten sonra yine kimus diyoruz biz bu besine, yapıya. Kimus buraya geldiği zaman hem pankreas'tan, hem karaciğerden, hem de safra kesesinden salgılar gelir. Bu salgılar arkadaşlar ayrıca bağırsak duvarlarından da salgılar gelir. Bunlar bir araya geliyorlar işte bu salgılar ve oradaki kimusun içerisinde bulunan besinlerin sindirilmesini sağlıyor. Şimdi bu salgılardan da yardımcı organlarda bahsedeceğim. Ben ilk önce ince bağırsağın neler ürettiğinden bahsedeyim. Daha sonra arkadaşlar zaten sindirme yardımcı organlara geçeceğiz. Şimdi safra kesesinden ve pankreastan gelen sıvılar, vater kabarcığı dediğimiz bir kabarcık vardı. Bir kapak olarak düşünebilirsiniz. Buraya arkadaşlar duodenum'a dökülüyor bu vater kabarcığından. Bu yüzden de duodenum sindirimin en yoğun gerçekleştiği yerdir diyoruz. İnce bağırsak dıştan içe doğru bağ doku, düz kas ve epitel doku tabakadan meydana geliyor. Aynı olay midede de vardır. Tamam mı? Aynısı midede de geçerlidir. Dıştan içe doğru bağ doku, düz kas ve epitel tabakadan oluşuyor. Bu epitel tabaka yine sürekli kendini yenileme özelliğine sahiptir. Yine düz kaslar, halkasal kaslar arkadaşlar bulunuyor. Ee, Bunlar boyuna ve halkasal olarak yerleşmişlerdir bu düz kaslar. Böylece besinin iletilmesini işte ilerlemesini sağlıyor. Yine ince bağırsağın iç yüzeyinde emilim yüzeyini artıran arkadaşlar epitelde bulunan villus ve mikrovilluslar bulunuyor. Bu villus ve mikrovilluslar ne yapıyor? Kıvrımlar oluşturarak emilim yüzeyini artırmış oluyor. Çünkü ince bağırsak sindirimin tamamlandığı ve emilimin gerçekleştiği yerdir. Bu yüzden de önemli bir yerdir. ince bağırsak karma bir bezdir. Hem enzim hem de hormon salgılar. Hormonlarından da bahsedeceğim. Nedir hormonları? Sekretin ve kolesistokinin hormonları. Sekretin hormonu mid, işte ince bağırsak kimus geldiği zaman sekretin hormonu salgılanıyor. Ve arkadaşlar gidip karaciğerle pankreas uyarıyor. Karaciğere diyor ki sen diyor safra salgıla diyor. Karaciğere bu şekilde uyarıyor. E, pankreasa da diyor ki sen diyor e, bir karbonat iyonları salgıla. Neden bir karbonat iyonlarına ihtiyacımız var? Çünkü kimus aşırı asidiktir. E i̇nce bağırsağa geldiği zaman buraya zarar verme ihtimali var mı var? İnce bağırsağa geldiği anda bir karbonat iyonları ile birlikte pankreas öz suyu oraya dökülerek ortamı nötrleştiriyor. Böylece arkadaşlar hani biraz daha bazik hale getiriyor ve ee ince bağırsağın zarar görmesini engellemiş oluyor. Bu yüzden sekretin hormonu önemlidir. Peki kolesistokinin hormonu ne yapıyor? Bu hormonları daha sonra yine anlatacağım. Kolesistokinin hormonda safra kesesini ve yine pankreası uyarıyor. Safra kesesini uyararak içerisinde bulunan safra'nın dökülmesini sağlıyor. Yani safra kesesinin kasılmasını uyarıyor. Pankreasa giderek pankreas öz suyunun dökülmesini sağlıyor. Bakın, sekretin bir karbonat iyonlarının üretilmesi için uyarır. Kolesistokinin de arkadaşlar. O pankreas öz suyu içerisinde bir karbonat iyonları ve enzimlerin bulunduğu pankreas öz suyunun dökülmesini uyarır. Tamam mı? İkisini birbirine karıştırmayın. Şimdi ince bağırsakta da enzimler salgılanıyor. Hangi enzimler? Peptidaz enzimi, sükroz, maltoz ve laktaz. Ben buraya sükroz yazmışım ama sükraz, maltaz ve laktaz olacak. Yanlış yazmışım arkadaşlar. Sükraz, maltaz ve laktaz enzimleri salgılanıyor. Dextrinaz enzimi salgılanır yine bir küçük zincirli bir şeydir, karbonhidrattır ve entorakinaz enzimi salgılanır. Entorakinaz tripsinojeni tripsine çevirir. Bu tripsinojen de pankreastan gelen bir enzimdir. Pankreası anlatırken yine bahsedeceğim. Sindirim sistemi biraz karmaşıktır ama çalıştıkça anlayacaksınız arkadaşlar. Soru çözdükçe anlayacaksınız. Özellikle enzimler biraz sizi yorabilir ama anlayacaksınız emin olun. Kalın bağırsak gelelim. Şimdi kalın bağırsakta ee, kolon dediğimiz bir kısımdır arkadaşlar. Kalın bağırsak nedir? Çekum ve rektum dediğimiz kalın bağırsakla sona eriyor sindirim kanalı. Kolon dediğimiz yapıyla sona eriyor. Şimdi ince bağırsakla kalın bağırsak T şeklinde bir bağlantıyla birleşiyor arkadaşlar. Bakın şurada ince bağırsakla kalın bağırsak Bağlandığı yeri gösteriyorum. Bakın, şurası kalın bağırsak, şurası da ince bağırsak. T şeklinde bir yapı arkadaşlar. Baktığınız zaman T şeklinde bir yapıdır. Bu şekilde bağlanıyor birbirine. Ee, T'nin bir kolu rektum ve anüse ulaşıyor. Bir buçuk metre uzunluğundaki kolondur. Diğer kolu da çek çekum olarak adlandırılan bir kesedir arkadaşlar. Bakın, burada da göstermişiz. Bakın, şu kısmı. Hemen sileyim şurayı. Bakın şurası çekumdur, burası bir kese. Çekumun uç kısmında apandis dediğimiz bir bölge vardır. Diğer kısmı da kolon dediğimiz bölgedir arkadaşlar. Ee, yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundadır kolon kısmı. Peki kolon kısmında ne oluyor? Çekumda ne oluyor? Arkadaşlar çekum özellikle e, bitkilerle çok beslenen hayvanlarda özellikle önemlidir. Çünkü onlarda fermentasyon gerçekleşiyor bu çekum dediğimiz bölgede burada bakteriler bulunur bu çekum bölgesinde. Bakteriler ve arkeler bulunur. Özellikle arkeler vardır. Arkeler eee sindirilmesini sağlıyor. Bakteriler de aynı şekilde selülozun sindirilmesini sağlayarak Burada arkadaşlar ne yapıyorlar? Metan gaz üretiyorlar. Daha sonra çekimun bir de parmak şeklinde bir çıkıntısı vardır. Apandis diyoruz. Bu apandisin çok büyük bir görevi yok. Genelde böyle hani birazcık depolama işlevi yapabilir. Zaten körelmiştir bir kalıntı olarak. Evrimsel bir kalıntı olduğu düşünülüyor. Kolon ise ne yapıyor? Sindirim sıvılarının e, su kısmını geri kazanmaktır arkadaşlar. Temel görevi budur. Yani suyun yaklaşık %90'ı ince bağırsakta ve kolonda geri emiliyor arkadaşlar. Yani biz mesela sindirim kanalımıza günlük 7 litre sıvı salgılanıyor. Bunun yaklaşık %90'ı da ince bağırsakta ve kolonda geri emilmiş oluyor. Su ozmozla geri emiliyor. Kolon boşluğunda sodyum ve diğer iyonlar ise aktif taşımayı da difüzyonla geri emiliyor arkadaşlar. Yani sadece su değil iyonlar da geri emilir. Oldukça önemlidir bizim kalın bağırsağımız. Yine kalın bağırsakta ee, Yaşayan bazı bakteriler vardır arkadaşlar. Bu bakteriler K ve B vitamininin bazı gruplarını üretir. Mesela biyotin, folik asit gibi vitaminleri üreterek bunların kana tekrardan emilmesini sağlar. Yine dışkı yiyen yani işte bakterilerden, mesela dışkımızın içerisinde bakteriler de vardır. Bu bakterilerin yanı sıra selüloz lifleri gibi sindirilmemiş maddeler de vardır arkadaşlar. Mesela bu selüloz liflerinin kalori değeri yoktur ama... Besinin sindirim kanalında ilerlemesine yardımcı olur. O yüzden diyetlerde veya günlük işte yediğiniz besinlerde mutlaka yeşillik bulunsun. Yeşillik e, bizler hani yeşillikten herhangi bir kalori sağlayamıyoruz. Çünkü bizlerde sellozu sindiren enzim yoktur. E, vücudumuzda bağırsaklarımızda bakteriler var. Ama bunlar da hani çok az e, bir kısmı geri kazanılıyor. Geriye kalan kısım ne yapıyor sindirim kanalında besinin ilerlemesine yardımcı oluyor arkadaşlar ve doygunluk hissini artırıyor. Bu yüzden de oldukça önemlidir. Evet, kalın bağırsak sonunda da rektum dediğimiz bir bölge vardır. Burası da dışkının atılana kadar depolandığı yerdir arkadaşlar. Rektumun ve anüsün arasında iki tane sfinkter kas bulunur. Bu kaslar e, ee, içteki istem dıştaki istemli çalışıyor arkadaşlar. Dışkılama sırasında ne yapıyor? Bu kaslar istemli olarak kasılarak dışarı atılmasını sağlıyor. Evet böylece sindirim kanalını aslında biz anlatmış olduk. Bir sonraki videoda sindirime yardımcı organlardan bahsedeceğim. Sindirim hormonlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.